2010'da haklı çıktık. Sonra aradan bir zaman geçti. Ne oldu? 2017'de birilerinin canı istedi. Birilerinin keyfi istedi. Canları öyle istedi. Keyifleri öyle istedi. Tek adam rejimini ortaya koymak için bıktılar. Bıktılar. Demokrasiden bıktılar. Millet iradesinden bıktılar. Milletin karşısında hazrolda olmak mecburiyetinden bıktılar. Seçmenin veli nimet olması gerektiğinden bıktılar. Kısaca demokrasiden bıktılar. Kısaca yargıdan bıktılar. Kısaca hukukun üstünlüğünden bıktılar. Kısaca millet iradesinin her şeyin üstünde, baş üstünde olması gerektiğinden bıktılar. Keyifleri öyle istedi. Tek adam rejimini, tek adama bağlı bir sistemi, bir ucube sistemi getirmek üzere 2017'de bir referandum yaptılar. O referandumda da hepimiz hem burası hem burası tek tek bir araya gelerek, partimiz yoktu, bir organizasyonumuz yoktu, bizi kollayan, koruyan hiçbir şey yoktu, yollara düştük. Bugün yolda gelirken biraz düşündüm. Burada bulunan herkes hatırlayacaktır. Kütahya'da benimle olanlar hatırlayacaktır. Bulamadık, değil mi? Ne bulamadık? Mekan bulamadık. Ne bulamadık? Salon bulamadık. Çanakkale'de gittik. Arkadaşlarımızla birlikte gittik. Parasını ödediğimiz salondan çıkarılmaya çalışıldık. O salondan çıkmadık ama elektrikler kesildi. Biz gene de konuştuk. Anlattık tek adam rejiminin neye mal olacağını, siyasetin nereye evrileceğini, milletvekili denilen o çok önemli makamın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öneminin, milletvekilliği makamının nasıl ortadan kalkacağını ve tek seçmenli bir sistemin iş başına geleceğini, liyakatin, objektifliğin, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin, hesap verilebilirliğin ortadan kalkacağını, tek adam sisteminde kayırmanın, yandaş kollamanın, ekonominin paylaşımının, hırsızlığın, ahlaksızlığın, uğursuzluğun öne geçeceğini anlattık. Sonra her gittiğimiz yerde saldırıya uğradık. Her gittiğimiz yerde saldırıya uğradık. Burada bulunanlar da uğradı, burada bulunanlar da uğradı. Şikayet etmedik. İşte onun için kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet, onun için diyoruz. Onun için diyoruz. Ondan diyoruz. Ve biz haklı çıktık. 2017'de o ağır şartlarda birbirimizle dayanaşarak, birbirimizin koluna girerek, birbirimizin imkanlarını paylaşarak yürüttüğümüz o mücadele büyük şehirlerin hepsinde 2017 referandumunun hayır çıkmasına sebep oldu. Ama Kütahya'dan Tokat'a, Tokat'tan Kocaeli'ne, Kocaeli'nden Afyon'a, aklınıza gelebilen 43 ile gitmişim ben, aklınıza gelen her yerde saldırıya uğradık. Ağlayarak bunları paylaşmadık, direndik ama yolculuğumuza devam ettik. Yani ne demek istiyorum biliyor musunuz?
İyi Parti'yi kuran sizler, İyi Parti'yi kuran sizlerin iradesi öncelikle bir direnç, direnme iradesidir. Biz bunu nereden aldık? Şimdi madem Buğra anlattı ki Cengiz Aytmatov, rahmetli Cengiz Aga, rahmetli beyimiz Elçi Bey, madem ki onu hatırlattın, biz oralardan aldık. Bu salonda o kadar çok insan var ki eskiden beri tanıdığım, bu salonun iradesini oluşturan, bugün gençlerin kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet demesine sebep olan o geçmiş yolculuk, öyle temiz, o kadar dürüst, o kadar açık ve o kadar gururlu ki. Şimdi gençlere sesleniyorum. Bize büyüklerimiz neler anlattı biliyor musunuz? Onun için direndik. Onun için bizim başımızı eğdiremediler. Başımızı kestiler ama eğdiremediler. Bize diz çöktüremediler. Niye biliyor musunuz? Şimdi Cengiz Bey'in, rahmetli Cengiz Aytmatov'un çok güzel bir romanı vardır. Gün olur yüzyıla değer diye. Tam adını söyle, gün olur asra bedel. Orada bir Nayman Ana vardır. 2010 onu hatırlatır bana. 2017 onu hatırlatır ve bugün yaşananlar onu hatırlatır. Nayman Ana'nın oğlunu ele geçirirler. O devirde bu salonu oluşturan bu değerli şahsiyetlerin benzerlerinin iradesini ortadan kaldırmak, onları mankurtlaştırmak için yakaladıkları o yiğitleri başına bir keçinin, bir koyunun, bir kuzunun ıslak yaş derisini geçirirler. Güneşin altına çöle bırakırlar. O deriyle başınızdan çıkan saç birbirine karışır, beyninize gider. Deri kurudukça başınızı sıkar. Cengiz Bey onu o kadar çok güzel anlatır ki İsmet Başkan şimdi aynen hatırladı. Değerli abim de hatırladı. Biz bunu yaşadık değil mi? Biz yaşar gibi dinledik bunu. Ve sonuçta mankurtlaşır. Onu esir edenin her bir dediğini yapar hale gelir. Nayman Ana ne yapar? Nayman Ana orada gezer. Görür oğlunu. Başında bir eşarbı vardır. Bir tülbent. Onun için Türk kadınının en önemli özelliği tülbentidir. Her şey devadır tülbent. Gün olur boğaz ağrısına sarar. Gün olur çocuğunun sırtına koyar. Başından tülbenti uçar gider Nayman Ana'nın. Oğlu onu öldürür. Sonra o tülbent, o eşarp dile gelir ve bugüne kadar hep şunu söyler. Unutma, hatırla, hatırla, hatırla. Siz de hatırlayacaksınız. Gençler hatırlayacaksınız. Neyi hatırlayacaksınız? Kürşat'ı hatırlayacaksınız. Çin Sarayı'nı basar Kürşat. 40 kişidirler. Kovalar Çinliler. Peşlerinde bir ordu. Gelirler Kürirmana. Bahardır. Karlar erimiştir. Coşkun akar Kür.
Bir kaya görür birisi, bir urgan atar. Birer 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 o urgana tutunurlar. Uzar urgan. İnsanlar ve bir subay bakar ki ip kopmak üzere. Tam 15.'ye seslenir. Kurt kaya elini çöz. Kurt kaya elini çözer. 15 kişi kurtulur, 15 kişi şehit olur. İşte milli mücadele budur. Bugün unutturulmaya çalışılan milli mücadele budur. Kurt kaya elini çöz. Çözer kurt kaya elini. Milli mücadele budur. Bugün unutturulmaya çalışılan milli mücadele budur. Buyurun lütfen. Her biri kadınıyla erkeğiyle kurt kayadır. Beraberce yapacağız. Beraberce yapacağız. Evet, biz kimiz? Biz o kutlu mücadelenin bugünkü temsilcileriyiz. O kutlu mücadelenin irade sahiplerinin bugünkü temsilcileriyiz. Biz milletini çok sevenlerdeniz. O milletin geleceği, bu gençlerin geleceği, o milletin refahı, milletimizin rahat nefes alabilmesi için her türlü feragati, her türlü fedakarlığı yapmayı bilenlerdeniz. Onun için 31 Mart teklifi bizden gitmedir. Onun için 31 Mart Cumhuriyet Halk Partisi'ne birlikte seçime girelim demek bizim aklımızdır. Bizim teklifimizdir. O tekliftir ki özellikle İstanbul ve Ankara'nın Millet İttifakı muhalif kesim tarafından demokrasiyle sandıkta seçimde alınmasını sağlamıştır. Morali düşmüş, yere gitmiş, biz nasıl başarırız diyen seçmeni ayağa kaldırandır. Bunu başaran, bunu talep eden, bunu organize eden, bu aklı zekayı, stratejiyi ortaya koyan, evet bizleriz. Sizsiniz, biziz. Bu milletin uğruna canımızı verebildiğimiz gibi, dün olduğu gibi bugün de canımızı verebildiğimiz gibi aynı zamanda milletimizin geleceği, Türk milletinin, Türk devletinin varlığı, birliği ve milletimizin geleceği için gereken her türlü fedakarlığı, feragatı an bile düşünmeden yerine getiren stratejik aklın sahipleriyiz. Bizim partimiz aynı zamanda İyi Parti, stratejik aklın ve stratejinin var olduğu bir yapıdır. Ve bir başka mesele. Biz zorbaların karşısında, haksızlıkların karşısında korkmadan dimdik duranlarız. Bugünün Türkiye'sinde bunun çok önemli olduğunu yaşayarak gördük, yaşayarak şahit oluyoruz. O zorbalar ki her zaman var oldular ve bu salonu şereflendiren herkes kalübeladan beri haksızlığın karşısında, zorbalığın karşısında, zorbanın karşısında haksızlığa uğrayanın, haklının, hakkın yanında olanlarız. Bu salonu şereflendiren sizler olsunuz. Ben Sayın İmamoğlu'nun hapis cezasını
yasak cezasını duyduğumda koşa koşa İstanbul'a geldim ve orada bir konuşma yaptım. Dedim ki işte ben Sayın Erdoğan giderken de buradaydım. Doğrudur. 28 Şubat döneminin o zamanın güçlülerinin de yanında, yamacında, cebinde olanlar vardı. O zaman da iki büklüm gezenler vardı. O zaman da güçlülerin karşısında hazır olda duranlar vardı. Bu Hazırun ve ben o zaman da haksızlığın karşısında durduk. Hepiniz durdunuz, biz de durduk. O gün haksızlıktı. Ama ilginç olan şey şudur. O günün haksızlığa uğrayanları bugünün zorbaları oldular. Biz hala mağdurun yanında, biz hala haksızlığın karşısında, biz hala zorbanın zorbalığın karşısındayız. Yani bulunduğumuz yer her seferinde aynı yer. Onun için de ödediğimiz bedeller çok yüksek. 80 ihtilalini unuttuk mu? Şikayet etmedik. Devletimizi gidip Avrupalara şikayet etmedik. Hikayemizi ağlaya ağlaya anlatmadık. Sırrı Süleyman Özdolap neredesin? Evet, hasta çünkü. Geçmiş olsun. İsmet burada. Gördüm. Burada çok insan var. Ne oldu o günler? O günlerde işkence gördüler. Şuradan saçları yakıldı bazılarının. Canlı saçın nasıl yakıldığını bilir misiniz? Canlı canlı şuradan saçlarınız yakılsın. Ne hissedersiniz bilir misiniz? Baş parmaklarınızdan başlayarak şöyle gittikçe çoğaltılan bir şeyle, bir makinayla baş parmaklarınızdan başlayarak tek tek parmaklarınızın ezildiğini düşünün. Hayal edin, hayal. Bu yapıldı. 80 kilo girip 42 kilo çıkanlar oldu. Kocaeli, Karabük sanıklarının bulunduğu yerde. Bir isim vereceğim, Nazife Kandemir. Bir kız arkadaşımız Kocaeli'nde. 5 kızdık biz. O sanıkların ailelerini karşılardık. Çok fakirdik. Çok yalnızdık. Konuşuyor bazıları. Ben 9 aylık çocuğuna şekerli su veren gelinler gördüm. Anasının başında tülbenti, ağzında diş olmayan gencecik sanıkların, mahpusların ailelerini gördüm. Yanında yemek olmayan, o günü aç geçirecek insanlar gördüm. Hatırladınız mı benim yaşımdakiler? Ranza telleriyle Sayın Nuhoğlu, ranza telleriyle Cevat abi, ranza telleriyle işkence edilmiş, kanım aksa da zafer İslam'ın diyen arkadaşlarımı gördüm. Bugün bize Müslümanlık satanlar, hadi oradan be, hadi oradan be, hadi oradan be. Yuh olsun size, yuh olsun size, yuh olsun size. Bıyıkları kerpedenle yolunmuş,
arkadaşlarımı gördüm. Sadece İzmit'ten bahsediyorum. Sadece Kocaeli'nden bahsediyorum. Ağzı kan içinde arkadaşını ihbar etmemiş, işkenceye dayanmış arkadaşlarımı, abilerimi gördüm. Ve onun için biz burada birbirinin hayatında muhbirlik yapmayan, müzevirlik yapmayan, dik olarak kadınıyla erkeğiyle direnen ve zorbanın zorbalığın karşısında bugün burada İYİ Parti'nin mensupları olarak bir başka zorbalığın karşısında bu ülkeyi demokrasiye, yargının bağımsızlığına, objektifliğine ve hukukun üstünlüğüne taşıyacak irade olarak buradayız. Allah her birinizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Allah bu bayrağı ölünceye kadar namusumuzla, şerefimizle taşımayı bize nasip etsin. Ve siz gençler, buradaki büyüklerinizin bıraktığı mirası inşallah yarına 21. yüzyılın yeni değerleriyle, yeni değer setleriyle aynı şekilde cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak, demokrasiye sahip çıkarak, hukukun üstünlüğüne sahip çıkarak, yargının bağımsızlığına, tarafsızlığına, korkusuzluğuna sahip çıkarak yarına taşıyacaksınız. Size de inancım, güvenim tamdır. Dolayısıyla Kurt Kayalar, başınız dik gezeceksiniz. Siz geçmişinde, yani Cumhuriyet'in kurulduğu andan itibaren, İstiklal mücadelesinin verildiği andan itibaren yapılan o yolculuğun bugünkü temsilcilerisiniz. Atatürk'ün koyduğu vizyonu yarına taşıyacak olan bizleriz, sizlersiniz. Atatürk'ümüze Atatürk'ümüze Cumhuriyet değerlerimize savaş açanlar çok beklersiniz, iyiler var. Cumhuriyet değerlerine, Atatürk'ümüze gıcık olanlar çok beklersiniz, iyi ve cesur insanlar var. Ve kısaca bir tur attırmaya çalıştım. Ne zaman bir zorbalık olmuşsa buradaki değerli ve şerefli kardeşlerim her zaman karşısında olmuşlar. Dünümüz bugünümüzün, bugünümüz yarınımızın ispatıdır. Dolayısıyla hiç merak etmeyin, çok az kaldı. Dolayısıyla vakit bugündür. Vakit o vakittir. Sene o senedir. 2023 seçimlerinde göreceksiniz ki 13. Cumhurbaşkanı elbette Millet İttifakı'nın adayı olacaktır. Ama bir şey daha olacak. 2023 seçimlerinin birinci partisi İYİ Parti olacak. Çok çalışacağız. Evet, bunu nasıl sağlayacağız? Bunu pazarlıklar sonunda sağlamayacağız. Bunu helal oylarımızla birinci parti çıktıktan sonra sağlayacağız. Elbette Başbakan Meral Akşener olacak ama İYİ Parti birinci parti olacak. O zaman başbakan olacak. Çünkü biz helale inanırız. Çünkü biz helale inanırız. Çünkü biz hakka inanırız. Çünkü biz emeğe inanırız. Çünkü biz emeğin sonucuna inanırız. Biz hırsızlıktan hoşlanmayız.
Biz millet iradesine el uzatmaktan hoşlanmayız. Biz millet iradesini başımızın üstünde sayarız. Biz milletimizi, seçmenimizi veli nimet sayarız. Onun içinde her bir eve, her bir gönüle girerek biz 2023 seçimlerinde birinci parti çıkacağız. Ve tekrar söylüyorum, hatırlayacağız. Birinci parti olmamızın önemini hatırlatıyorum size. Nayman Ana'nın eşarbı gibi, Nayman Ana'nın tülbenti gibi, Nayman Ana'nın başörtüsü gibi hatırlatıyorum. Hatırla. Eğer birinci parti çıkmazsak yarın ne olur hatırla. Birinci parti çıkacağız. Biz birinci parti çıkacağız. Ondan sonra da elbette başbakan olacağım. Şimdi elbette birinci parti çıkacağız. Çünkü eğer birinci parti çıkmadığımızı varsayarsanız o zaman olmaz. Biz eğer parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sistemi istiyorsak, bu tek adam sistemi denilen partili cumhurbaşkanlığı ucube sisteminden ayrılmak, millet iradesinin öne geçmesini istiyorsak İyi Parti birinci parti olacak ki bunların hepsi tıkır tıkır yerine gelsin. Çünkü biz verdiğimiz sözü tutanlarız. Evet, son söz olarak rahmetli Elçi Bey'in kendisine sorduğum bir soruya verdiği cevabı söyleyerek sözlerimi bitiriyorum. Mekanını Allah cennet etsin. Demiştim ki, türkü tarifler misiniz beyim? Dediydi ki, Türkmen kara gülüdür. Tanrı Dağı'ndaki kırgız çadırıdır. Kırmızıdır. Özür dilerim. Özbek kara gülüdür. Türkmen kara gülüdür. Özbek kırmızıdır. Kırgız çadırıdır. Kırım özlemidir. Anadolu çınarıdır. Balkan yarasıdır. Bunların tamamını düzeltecek olan biziz. Onun için birinci parti çıkacağız. Onun için 2023 bizim yılımız olacak. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.